Kamışlı ilçesindeki gerginlik, alıkonanların karşılıklı serbest bırakılması ve terör örgütü PKK'nın rejime ait bir askeri bölgeye yönelik ablukasının sonlandırmasıyla yatıştı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesindeki terör örgütü PKK'nın Beşar Esad rejimine ait bir askeri bölgeye 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma Rusya'nın araya girmesiyle son buldu. AA muhabirin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde terör örgütü PKK ile Esad rejimi arasında 3 Ocak'ta yeniden tırmanışa geçen gerilim Rusya'nın araya girmesiyle bir kez daha yatıştı. Rus komutanların dün akşam saatlerinde Kamışlı havaalanında iki tarafın temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından alıkonanlar karşılıklı olarak serbest bırakılırken PKK'nın Kamışlı ilçe merkezine rejim güçlerine ait bir askeri bölge 3 gün boyunca uyguladığı kuşatmada sona erdi. Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Ayin İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esad rejim güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılması üzerine ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik 3 Ocak'ta tekrar tırmandı. Terör örgütünün Kamışlı merkezli biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyulması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu. İlçe merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve güvenlik karesi olarak bilinen askeri bölge 4 Ocak'tan itibaren keskin nişancıların desteğiyle terör örgütü PKK'nın kuşatması altına girdi. Gerilim Rusya devreye girmesiyle tekrar son buldu. Rusya ve rejim terör örgütü PKK'nın işgalinde tuttuğu beldeyi Esad rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor. Haseke genelinde örgütün işgali sürerken Esad rejimi il merkezindeki Kevkep Dağı güvenlik karesi bölgesi ve 156. Tugay'ı kontrol ediyor. Kamış ilçe merkezinde rejime ait havaalanı asker Tugay ile bir güvenlik karesi bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esad rejimince çalıştırılıyor. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.